Hacıhan Döner sunar. Selamlıyorum. Öğretmenlik mesleği milletler için hayati önemde saygın bir meslektir. Ancak iktidarınız öğretmenlerin saygınlığını yok etmiştir. Komisyonda da söylemiştim. 13. yüzyılda Şeyh Edebali'nin çok güzel bir sözü var. Der ki, ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet, biz de diyoruz ki bugün insanı eğit ki devlet yaşasın. İnsanı eğitmezseniz devlet yaşamaz arkadaşlar. Şimdi konuştuğumuz bu kanun teklifiyle devlet okullarında çalışacak öğretmenlerimiz Milli Eğitim Akademisi'ne kabul alıp mezun olduktan sonra sözleşmeli olarak atanacaklardır. Ancak özel okullarda çalışacak öğretmenlerimiz için bu şart var mı? Yok. Özel okulda okuyan öğrenciler bizim çocuklarımız değil mi arkadaşlar? Öğretmenlerimizin akademiye giden, gitmeyen diye bir ayrımla mesleki barışını kaldırmak mı istiyorsunuz? Yoksa üniversitelerin verdiği eğitime güvenmiyor musunuz? Öğretmeni bakanlık yetiştirecekse üniversiteler neden eğitim veriyor? Öğretmenlerimizin atanması için bu kadar şart oluşturulurken Milli Eğitim Akademisi'ni yönetecekler için hangi şartlar var? Değerli komisyona soruyorum. Tek şart var, bakan atayacak. Bu mu sizin liyakat anlayışınız? Değerli milletvekilleri, ülkemizin bilim ve sanatta olduğu gibi aynı zamanda üretimde, İslam'da da önce olması gerekir. Kocaeli'de 14 tane organize sanayi bölgesi vardır. Gebze bölgesinde, yani iş gücünün, sanayin, emeğin çok kutsal olduğu bu bölgede 165 bin öğrenci var, 307 tane okul var. Bunun %10'u bile meslek lisesi değil. Gebze gibi bir yerde okulların %10'u bile meslek lisesi değilse nitelikli eleman bulamazsınız. Değerli bakanım, yıllar önce sizin kitabınızı okumuştum. Daha önce komisyonda da söyledim. Siz o kitapta hibrit eğitim modelinden, Almanya'daki dual eğitim modelinden bahsetmiştiniz. Ve bakan olduktan sonra bizim bölgemizde geldiğinizde yeni nesil iş kollarından da konuşmuştuk. Maalesef bugün biz burada hibrit eğitimi, dual eğitim modelinin geliştirilmesini ve mesleki eğitimde yeni iş kollarında yapacaklarımızı konuşsaydık, hep birlikte buna evet deseydik. Bakanken projeler aynı ama bugün komisyona geldiniz, farklı olamaz. Sayın Bakanım, bu kitabınız bende duruyor. Gerçekten o bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. İşverenler hep ne der? Nitelikli, nicelikli. Artık bizim bölgede iş bulmanız için ara eleman değil, aranan eleman olacaksınız arkadaşlar. Ülkemizde resmi ve özel toplam olarak baktığınız zaman 4300 mesleki ve teknik lisemiz var. 12700 lisenin sadece 4300'ü mesleki okul. Ülkemizde 6 milyon 8000 öğrencinin sadece 1 milyon 700 bini mesleki okullarda eğitim alıyor. Almanya'ya baktığımız zaman 2 milyon 900 genel lisede okuyan öğrenci varken 2 milyon 250 bin öğrenci mesleki eğitim veren lisede okuyor. Almanya mesleki eğitime değer verdiği için dünyanın en önemli endüstri ülkelerinden biridir. Ezbere dayalı eğitim sistemi maalesef iflas etmiştir. Veriden değer elde eden teknolojiye uyumlu, yapay zeka uyumlu eğitim modellerine ihtiyaç vardır. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifi özel okul öğretmenlerine başka, devlet okullarına başka kriterler getiriyor. İlkokul, ortaokul, lise toplam 8000 civarında özel okul var. Yani toplam 55 bin okulun 8000'i özel okul. Siz devlette çalışacak öğretmenlere uyguladığınız kriterleri özel okullara uygulayamıyorsunuz. Çünkü uygularsanız sistem bir anda çöker. Bu teklif öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için daha sorunlu bir yapı oluşturur. Neden eğitim fakülteleri hakkında bir değişim talep etmiyorsunuz? Neden mesleki eğitimde farklı bir yöntem sunmuyorsunuz? Birkaç yıl önce neydi? Memleket meselesi olmuştu, meslek liseleri meselesi. Nerede o meslek liseleriyle ilgili çalışmalarınız? Neden öğretmenlerimizin sorunlarına derman olmuyorsunuz? Bu kanun teklifinin amacı nedir? Öğretmenlerin geçim sıkıntısını çözemeyen, öğretmeni yoksulluktan kurtaramayan, çocukların okulda yeterli beslenmesini sağlamayan kanun teklifinin aslında hiçbir hükmü yoktur. Komisyon başkanım ve değerli üyeler,
Buyurun sayın İnciler. Dijital okur yazarlığı artıracak hamleleri 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı olan kodlamayı öğretmeniz gerekirken askıda TOS uygulamasını öğrettiniz. Çocuklarımız okulda askıda TOS'u da gördü. Değerli arkadaşlar, izlediğiniz yöntem yanlış. Önce ekonomik sorunları çözmelisiniz. Eğitim sistemimizi yeniden yapılandırarak mesleki eğitimi önemseyen nitelikli ve nicelikli içerikler sunan bir düzeye git. Siz eksik olan okulları tamamlamadan 9 yılda yeniden bir öğretmen yetişmek istiyorsunuz. Sayın Bakanım, sizin zamanınızda Darıca'da, Darıca'nın 245 bin nüfusu var. Kocaeli milletvekilleri buradasa bilir. Türkiye'de 10 ilden büyük olan bir yerde Piri Reis Mahallesi'nde 13 bin kişi oturuyor. Bir okulun temeli atıldı. 3. eğitim öğretim yılına girdik. Okul henüz tamamlanmadı ve müteahhit de bıraktı kaçtı. İlk önce bu okulları bitirin arkadaşlar.